11 Eylül'de eğitim öğretim dönemi başlıyor. Burası PTT sokağındayız. PTT sokağında gördüğünüz gibi kırtasiyecilerin yoğun olduğu bölge. Dışarılarda işte çantalar, suluklar, kitaplar, kalemler, bir sürü çeşidi var öğrencilerin kullanabileceği. İşte biz de bu sokağa geldik. Hem esnafla konuştuk hem de Kırtasiyeciler Odası Başkanı'yla konuştuk. İşte buradaki ürünleri alırken neye dikkat etmeniz gerekir? Vatandaşlar uyardılar. Bir yandan da onların büyük sıkıntısı hipermarketlerde bu kırtasiye malzemelerin satılması. Tahta kalelerde aynı ürünlerin farklı farklı boyutlarda ve düşük gramajlarda satılmasından dolayı bunların yasal güvence altına alınarak kontrol edilmesi gerektiğini söylediler. İşte halk eli dört farkıyla oda başkanı ve esnafların anlattıkları ekranlarınıza geliyor. Şimdi okul sezonu artık yavaş yavaş başladı. Her bütün hazırlıklar tamam. Neler söyleyeceksin? Alışveriş dönemi başladı mı? Fiyatlar nasıl? Öncelikli olarak 2023-2024 öğretim yılı bütün işletmecilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kırtasiye ürünleri dediğimiz zaman genelde postane sokağı ön plana çıkıyor. Fakat 80-100'e yakın kırtasiye esnafımız var. Korucuk'ta olsun, Arifiye'de olsun, Erenler'de olsun, Sakarya'nın her bölgesinde odamızda üye esnaf arkadaşlarımız var. İnşallah bütün üyelerimiz için hayırlı, bereketli bir sezon olur inşallah. %70 zamla başladı bütün ürünler, kırtasiye malzemeleri. Tabii esnaf için de zor, hem veli için de zor. Şöyle diyelim, ben gezmeyi seven bir başkanım. Kırtasiyeleri, bütün üyelerimi gezmeye çalışıyorum. Kimse sabit bir fiyat veremiyor. Yani bugün aldığın ürünü tekrar alırken yerine koyamıyorsun. Onunla alakalı sıkıntılar oluyor. Arkadaşlarımız kampanya yapmışlar. Müşteri çekebilmek adı altında. 250 liradan okul çanta fiyatları başlıyor. 35 liraya yakın 40 yapraklı defterlerimiz başlıyor. Suluklar 150-160 lira. Kalemlikler 30-35 lira civarında kalemlikler başlıyor. Yani velilerimizin gerçekten alım gücü düşük. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Şimdi büyük marketler var. O marketlerde de bu kırtasiye ürünleri satıyor. Sizin için etkileyici oluyor mu? Yani sıkıntı oluyor mu size? Ya aslında büyük marketler sanki ucuza veriyormuş gibi oluyor. Aslında gezdikleri zaman fiyat karşılaştırması yaptıklarında bizim ürünlerimiz onlardan daha kaliteli, aynı ürünleri iddia ediyorum ben. Bizim kırtasiyeci arkadaşlarımız onlardan daha uygun fiyatlara vermekteler. Ben velilerimizi küçük esnaflardan alışveriş yapmalarını tavsiyesinde bulunuyorum. Onlardan bir ürün aldığınız zaman, ürünü beğenmediğiniz zaman faturasını, fişini attığınızda onları geri yer edemezsiniz. Fakat bizden aldığınız ürünü fişini, faturasını ibra etmeden de müşterinin ayak alışkanlığı olduğundan dolayı değişim konusunda da bizim arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar velilerimize. Şimdi marketleri genelde gıda ürünleri satışıyla biliriz ama yanında hem kırtasiye malzemeleri, birçok değişik ürünler, bisikletinden birçok amaçlı yani koltuğuna kadar artık satışlar başladı. Yani bu sizi biraz şaşırtıyor mu? Ya aslında biraz sert konuşacağım. Artık bıktık bunlardan biz. Toprak zamanı toprak satıyor. Çiçek zamanı çiçek satıyor. Akü satıyor. Araba satıyor. Televizyon satıyor. Bırakın bunları yapsın. Küçük esnaflar yapsın. Biz de hepimiz birer aile reisiyiz. Bu vatandaşlarımız kira ödüyorlar, vergi ödüyorlar. Hepsi gerçek usul vergi mükellefi. Bize de yazık günah. Bence marketler sadece gıda üzerine satış yapmaları lazım. Cüzdanciye malzemesi satıyorsun, kırtasiye malzemesi satıyorsun. Ya biz tatlı ekmek kazanamıyoruz. Yani eleman çıkarmak zorunda kalıyor. Yani bu iş istihdama da vuruyor, zarar veriyor. Yani burada aslında her sokak başında 3 tane mağaza 3 harfli marketlerden var. Biz bunlardan artık bıktık, usandık. Yani bunu artık bir düzenleme gelmeleri gerekiyor. Onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Başvuru başkanı yapıyoruz biz. Ya hepimiz 61 tane esnaf odası başkanı varız. Hepimizin meslek grubundan marketler bütün ürünleri satabiliyorlar. Yani. Bir araya geliyoruz biz, nasıl yaparız, nasıl kurtuluruz diye. Kurtulmak mümkün değil. Kurtulmak mümkün değil. Yani o yüzden yasal düzenleme gerekiyor.
şeylerle görüşürüz, vekillerimizle görüşürüz, il başkanlarımızla görüşürüz. İşte bunlarla alakalı düzenlemeler yapılsın, çalışmalar yapılsın diye. İnşallah en yakın zamanda bir sonuç alınır. Esnafımız da refaha kavuşur, tatlı para kazanır, güler yüzlü olurlar. Hepimizin çoluk çocuğu var. Biz de çocuk okutuyoruz, biz de çocuk evlendiriyoruz. Yani bizim de geçim kaynağımız dükkanlarımız. Dengeli bir esnaflık olması lazım. Olması lazım. Satmamalı, satmaması lazım. Şimdi bir ayakkabıcı gidip de başka bir şey satabiliyor mu yanında? Yavaş yavaş şu anda işte anaokuluna başlayanlar, birinci sınıfa başlayanlar daha hevesli oluyor. Onlar şu anda piyasada. Mesela bir anaokuluna ne kadarlık bir harcama yapılırsa eksiklikleri tamamlanır, ilkokul. Vallahi işte o kişinin zevkine göre de değişiyor. Ürünler çünkü kalite kalite. İşte 750 ile 5'e kadar çıkabilir mesela. Yani kişinin zevkine göre değişiyor iş. Marka şeyine markanın göre, aynen şey kalitesine göre değişiyor. Peki yoğunluk başladı mı, alışveriş başladı mı? Şu anda genelde şey fiyat araştırması soruyorlar işte gidiyorlar. Şu anda tam yoğunluk yok yani. Anaokullarımız anaokulları bu aynen. Anaokul birinci sınıflar bu pazartesi başlayacak inşallah. Peki sizi etkileyen faktörler var mı? İlk başta marketler tahtakale şey ürünler işte. Onların işte kar marjından ziyade ürün kalitesizliği çok kötü. Gidiyor. Tabii canım kimyasal, çoğu kimyasal sağlık yönünde sıkıntılı yani. Ama siz C belgesi olacak kesin bir kere ürünlerde. Nedir o C belgesi mesela? İşte sağlık aynen o laboratuvarlarından geçecek ve hani satılabilir şeyi alacak. Yani sağlık ürünü. Sattığınız ürünler sağlıksız, sağlıksız olmayacak. O riski yani girilmez zaten. Evet. Sonuçta çocuk bunu ağzına da sokabilir. Yani her türlü. Bu... Yani C belgesi sağlık açısından herhangi bir sakıncası yok. Bunlar hepsi zaten test edilmiş. Yani C belgesi olmayan zaten üretimi de yasaklanıyor zaten. Bazı firmalar bunu yiyip, yani üretimi geçen sene mesela Big firması bazı ürünlere geçmedi diye üretim yapmadı mesela. Satışından kıstı yani. Peki alışveriş yapan... vatandaşlara buradan bir uyarın, bir şeyin var mı? Vallahi işte alışveriş yaptıkları yere dikkat etsinler. Ürünlere yani markalarına dikkat etsinler. Yani yazılan listedeki marka ile verilen ürünler tutmuyor. Veliler de aynı ürün diyor, aynı boya diyor, aynı işi görüyor ama aynı işi görmüyor. Ya bir şey mi, gramaj mı değişiyor? Gramajdan ziyade daha çok bitiyor, daha kalitesiz oluyor, kırılıyor, ediyor. Çocuk da başarısız oluyor yani bu ürünler dolayı. Morali de bozuluyor. Kırılıyor, ediyor yani sonuçta. Yani çocukların sağlığında veliler düşünsünler. Tabii canım. Kaliteli ürünü almaya çalışsınlar. Gerçi ekonomik zorluklar var, onu da biliyorum da. Evet. İşte veliler de haklı. İşte ekonomik şartlar zor olduğu için ekonomi yani ucuza da gitmeye çalışıyorlar. Ama bence ucuza değil de kaliteye gitsinler, ucuz baksınlar. Kaliteli bir şeyi ucuza bak. Geçen seneye kıyas olarak biraz daha yavaş. Tabii okul sezonu bir kapalı kutudur her sene. Ürünlerin, insanların maddiyatlarına göre şekil alır. Ne zaman açılacağı belli olmaz. Ağustos'un... Yani önümüzdeki hafta okul eğitimi, oryantasyon eğitiminin ilk haftası. Bir de bu haftayı varsayacak olursak pazartesinden sonra bir yoğunluk liste bekliyoruz. Liste mi veriyorlar, geliyor, nasıl oluyor? İlk hafta genelde okullar bir ihtiyaç listesi verir ama onun öncesindeki hareketlilik kalem çanta matara grubudur. Bunlar demirbaş eşya olduğu için her sene ister istemez alınır yani. Her çocuğa giden, her okula giden çocuğa ister istemez lazım. Onun önceki hareketlilik geçen seneye göre kıyasla biraz yavaş. Ama tabii gelecekten olur bilemeyiz. Velilerin bu alışveriş yaparken neye dikkat etmeleri lazım? Bir de C belgesi olan kırtasiyeleri tercih etmeleri gerekiyor. Ya bizim C belgesini de anlatırsan alışveriş yapacak. Bizim burada en çok bizi üzen ürünler birinci noktada sağlık. Sağlık ürünlerini ele alacak olursak merdiven altı ürünler olmayacak. Merdiven altı ürünler. Çanta grubunda, boya grubunda, kurşun kalem grubunda, özellikle ikinci hamur, üçüncü hamur dediğimiz kalitesiz defter gruplarında olabilir. Bunlara biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Bunda da bahsettiğiniz gibi damgası ve herhangi resmiyetine bakmak lazım. Ama günümüz şartlarında veri biraz daha ekonomi olarak gidecek olursa, ya ucuz olan şeyin değerinde muhakkak düşük olur. Tabi ucuzluk da tartışılacaktır yani fiyata ve bütçeye göre olması lazımdır. Ya muhakkak. Yani tahtakale tarzı dediğimiz yerlerde tabi herkes için tenzih ederim ama yani 9 ay kırtasiye satmayıp da 12 ay kırtasiye satmayıp da 1 ayda piyasaya çıkan tüm ürünlerin birçoğusu böyledir yani. Kesinlikle. İkinci dezavantajı ekonomik olan durumlarda zincir marketler. Bizim bir rahatsız eden grupta zincir marketler mesela daha önce de bahsettiğimiz gibi. Şimdi adet bazlı ve 12 ay değil de 1 ay böyle vurkaç ticareti gördükleri için bizim içeride 12 adet yaptığımız ürünleri bu insanlar 10 adet yaptırıyorlar fabrikalara. 10 adet yaptırdığı zaman müşteri yorumudur bu. Kurşun kalemin boyunu kısaltmışlar adamlar. Ürün bazlı bunu kıyaslayacak olursanız, yani yan yana koyduğunuz zaman elinizde iki tane ürün var. Birinin boyu hem kısa hem adet olarak az ama fiyat endeksi gidecek olursanız bunu kıyaslayamazsınız. Ya boyutu ya gramajı. Tabii. Paraya bakıyor adam. Paraya bakıyor ama içeriye baktığın zaman yani aslında zararda.
40 yapraklı defter alırken bir bakın. Kesinlikle. İkinci hamur ürünler, kalitesiz kağıtlar. Tenzih ederiz. Hepsi için belki geçer olur, olmayabilir. Ama bizi yüzen noktası bunların, yani küçük esnafı kollama babında serbest piyasanın getirmiş olduğu, küçük esnafa çıkarmış olduğu bir zorluklardır bunlar. Yani siz 12 ay boyunca hiç satmayıp bir ay boyunca insanları vurmanız zordur. Yasal düzenleme ihtiyacı. Kırtasiyeci deyince kırtasiyenin dışında burada siz de bir şey bulamıyoruz. Ama ya, marketlerde biz gıda ürünlerini biliriz, satılır sadece ama çok farklı ürünler de oluyor. Sektör olarak bir sloganımız var. Kırtasiyeci kırtasiyeden alınır diyeyim. Kırtasiye kırtasiyeciden alınır diye özür dilerim. Şimdi bunu kollamamız lazım. Yani zincir marketler her şeye el attıkları için ticarete saygı bile olmamış oluyor bu defa. Yani. Dediğiniz gibi ben burada sebze meyve satabilir miyim? Bu hem manava ayıbı olur hem zincir market ayıbı olur. Yani. Ya da diğer insanların tüketimine ayıbı olur. Esnafa göre biz de kendi ürünlerimizi kendimiz satmak istiyoruz. Çünkü biz bunu sürekli yapıyoruz. 12 ayda bir defa yapmıyoruz. Biz 12 ay boyunca bu işi yapıyoruz. Bu noktada da hem devletin hem tüketicilerin bu noktada tabii bize saygı göstermesini bekliyoruz. Bununla beraber fiyat rekabetinin daha çok olacağını inanıyoruz. Alım gücünün daha çok yükseleceğini, fiyatların aşağı düşeceğini inanıyoruz ama serbest piyasada dağılınca bu defa ister istemez manipülasyon ve fiyat artışları oluyor. Bu defa tüketici de ne yapıyor? Araştırmaya gidiyor ama bir yerden sonra ne kadar araştıracaksınız yani? En fazla 2 mağaza, 3 mağaza bakarsınız. Ama zincir marketlerde bu fiyat ve raf oyunu kesinlikle var. Ona bir dikkat etmek gerekiyor.